yakıştırıyor. Ben de süreyim mi? Senin ihtiyacı yok ki, sen zaten çok güzel bir kızsın. Ama Burhan farkında değil. Aman, onda da zevk yok. Olsun, yine de süreyim. Önce ben ama. Ah bakalım, 10 yaş gençleşince Bekir'im yanımda nasıl duracak? Dur ben sana süreyim. Ben de sana. Bak burada ne yazıyor? Kısa metrajlı film. Kısa metrajlı film yarışması. Evet. Ne var bunda? Ne varı var mı amcaoğlu? O yarışmaya katılıp birinci olacağım. Sen birinci mi olacaksın? Sondan mı? Vallahi beni de bu filmde oynat diye yalvaracaksın ama ben seni oynatmayacağım. Ben de çok meraklıydım oynamaya. Filmin konusu aşk ama. Düşünebiliyor musun amcaoğlu? Başrolde sen ve Sülbiye. Demek film çekip yarışmaya katılacağımız, öyle mi? Peki filmin konusu ne? Bir hanım ağanın kızıyla basit bir çalgıcının aşk hikayesi. Kızın anası kızını çalgıcıya vermiyor desem doğru tahmin yapmış olur muyum acaba? Tam üstüne bastın, çek ayağını. Şimdi kafanıza basacağım. Ulan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok vallahi, senaryo öyle. Peki benden ne istiyorsunuz? He? Söyle. Filme sponsor olmanı istiyoruz. Yani para istiyor. Eğer bu filmde yarışmayı kazanırsak bütün televizyonlar bizim köyden bahsedecek. Ve tabii ki kültür ve sanata yaptığı desteklerden dolayı Muhtar Kezban yengeyi de medyatik yapacaklar. O kadar kolay değil sanki. İşler senin düşündüğün gibi olmuyor. Aha, ben buldum. Ne buldun? Bak şimdi. Kalbini böyle uzat. Çek. Böyle ani bir ziyarette bulunduğumuz için bizi bağışlayın Maria. Oğlum Eduardo çok tez canlıdır. Bir şey istedi mi hemen sahip olmak ister. Onu bu kadar şımarttığı için Manuel Ramirez'e hep kızmışımdır. Margarita, kaç kez söyledim sana eline koluna sahip çık diye. Ben de sana söylüyorum Manuel. Ben konuşurken yanıma yaklaşma. Aman neyse ne. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Isaura'yı oğlumuz Eduardo'ya... Verdim gitti. Aman Allah'ım. Bir şey unutmuyor musun Eduardo? Özür dilerim Isaura. Biliyorsun yıllardır bu anı bekliyorum. Çok korkuyorum Eduardo. Korkma sevgili Isaura. Artık hiçbir şey mutluluğumuzu bozamaz. Isaura? Düğün bulaşıklarını yıkamadan yatacağını mı sanıyorsun? Ama Margarita ana. Sen anama karşı mı geliyorsun? Maria'nın kızı işte. Başka ne beklenir? Ayakkabılarımı çıkarmadan nereye gidiyorsun Isaura? Gelin gelin. Ekspresom daha hazır değil mi? Isaura? Manuel Ramirez'e odun mu kırıyorsun? Evet Kont Alvaro. Devamlı çalıştığınızı görmek beni çok kırıyor. Benim için üzülmenize gerek yok Alvaro. Ben mutluyum. Ama ben mutsuzum Isaura. Sizi düşünmekten vazgeçemiyorum. Bakışlarınız ruhumu titretiyor. Ben evli bir kadınım. Lütfen gidin buradan. Beni yalnız bırakın. Şşt! Umurumda değil.
Bu sizden hoşlandığım gerçeğini değiştiremez. Aman Allah'ım, siz aklınızı kaçırmışsınız. Sizin yüzünüzden aklımı kaçırdım. Lütfen bana tek bir şans verin. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. İzaura. Margarita Ana. Sen bir yılansın yılan. Ben suçsuzum Margarita Ana. O bana asıldı. Yalancı şırpıntı seni. Seni oğluma söyleyeyim de gör. Anneciğim, kurtar beni Ramirez'lerin elinden. İzaura'cığım, canım kızım benim. Eve gelen konuklarına bile dövdürüyorlar beni. Dayanamıyorum artık aşağılanmaya. Sen de biliyorsun İzaura, artık geri dönüşü yok. Mutlaka bir yolu olmalı anneciğim. Yoksa kendimi öldürürüm. Şimdi anladın mı seni Ocuracı ailesine neden vermedin? Kes! Burada dolaylı yoldan bizim aileye hakaret ediliyor. Kezban, ben sana o senaryoyu yedirmez miyim ha? Hepimizi oyuna getirdi. Bizi aşağıladı. Uyanın da balığa gidelim Cüracı ailesi. Beni de kirli oyunlarına alet ettin Kezban yenge. Sülbiye, şimdi anladın mı evleneceğin kişinin ne mal olduğunu? Ama o senaryoda ana. Ne fark eder? Çabuk bana kaseti ver amcaoğlu. Bana verme, bana ver. Parasını ben verdim. Bırakın be, bırakın. Şimdi. Parasını ben verdim. Bırak. Ya bırak. Burada kaset yok. Ne? Öldün sen pire saftan. Yapma kesme. Yapma. Size ettiğim teklifi değerlendirdiniz mi? İzdivaç teklifinizi... Herhalde. Teklifimi sıradan bulduysanız sizi kaçırabilirim de. Yok canım, ne gerek var? O zaman sizi istemeye geleceğim. Ama... Niye sustunuz? Validenizle pederiniz rahmetli olduğuna göre sizi kimden isteyeceğim? Ayol bütün ailem rahmetli olmadığına göre... ...kız kardeşimle eniştemden istersiniz. Çok iyi ya. Kafam şişti. Ama ana teyze uşun en mutlu günü bugün. Durun hele. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Baksanıza kaç saat oldu deli ortada yok. Ona deli demekten vazgeç Kezboş. Ben ne olmuş kocana... bana? Sana bodur diyecekti baba. Aşk olsun hayruş. Ben bodur muyum? Yok canım. Sen Selvi boylusun ben de al yazmalım. Kız hayruş. Hı. Bak, 10 dakika daha bekleyeceğim. Gelmezse gidip yatıp uyuyacağım. Yapma ana. Simetri abi teyzemi senden isteyecek ya. Kalk Salim, kahveye gidiyoruz. Kahveye mi? Niye gidiyoruz kahveye? Simetri bunu istemeye gelmedi. Bari biz gidip onu isteyelim. Hadi kalk. Saçmalama Kezban. Ben kimsenin ayağına gitmem. İster gel ister gelme. Ben gidiyorum. Git. Ana ben de geliyorum. Oğlum. Çay içer misin? Sağ ol ana. İyi misin ana? Başım döndü de. Ne oluyor bu kadına? Bilmem. Üşüttü galiba. Nasıl oldun ana? Nasıl oldun Hamide? Otur. Bekir'in. Ne diyeceksen de Hamide, görmüyor mu? Bulmaca çözüyorum. Bekir'in. He. Ben hamileyim. Ne? Ne? Hamile misin? Hamide ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hamide çok iyi duyuyor. Ama sana bir işitme cihazı alsak iyi olacak. Kız Hamide, bu yaştan sonra ne gebereyim? Ne varmış yaşımda benim? Geçen gün televizyonda gördüm. Kadın tamı tamına 50 yaşında çocuk sahibi olmuş. Ne? Benim ne eksiğim var? Senin kafanda birkaç tahta eksiğim var.
Sen istediğin kadar hamile değilsin de. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Ne olmuş? Sen konuştukça benim de başım dönüyor, midem bulanıyor. Hatta gözüm bile kararıyor. Galiba aynı şeyler bana da oluyor baba. Kafayı yemek üzereyim. Erkek değil misiniz? Ne anlarsınız annelik duygusundan? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Bana bak Hamide. Sen beni tez elden öbür tarafa mı yollamaya çalışıyorsun? Allah korusun Bekir'im. Öksüz iki çocukla tek başıma ne yaparım ben sonra? Bak hala iki çocuk diyor. Bana bak Burhan. Kalk kahveye gidelim yoksa ben keçileri kaçıracağım. Yürü. Burhan. Burhan'ım gözün aydın. Sana kardeş geliyor. Onu kıskanmayacaksın değil mi? Test ettin mi anne? Doktora falan gitseydin önce. Ya böyle ezbere ben hamileyim denir mi ya? Ne doktor canım? Ben biliyorum. Sana hamileyken de ben böyle oldum. Gel bak anlatayım sana. Ha? Bak şimdi. Hissedebiliyor musun? Bak. Ben böyle elimi koyuyorum. Böyle annesini hissedermiş. Baba. Hı? Annemi sağlık ocağına götürüp muayene ettirelim. Yok yok. En iyisi ananı tımarhaneye götürelim. Bak, yürü, bak, yürü. Bak, oynadı. Bak, ebebeğim, 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 Aha 5-3. 6-4. Hadi oğlum kapatacağım artık lan. Şu şöyle, şu da şöyle. Tamam ya gidiyoruz patladı mas kaldı. Aha da 4, aha da bu 2-4. Delikanlı şunu doğru dürüst dizsene. Tamam Simetri abi, bir dahaki sefer öyle dizeriz. Sen kızma yeter ki. Kezban yenge. Lan Simetri. Şu anda meşgulüm, sonra konuşalım. Lan sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Anlamadım. Hani bugün ayrış istemeye geliyordun? Ana. Kim? Ben mi? Yok ben. Ayol bana evlenme teklif ettiniz ya. Hayruş Hanım siz iyi misiniz? Evet. Size evlenme teklif ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Affedersiniz ama galiba siz kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. Ay kulaklarıma inanamıyorum. Ay, ay canım, teyzeciğim üzülme. Teessüf ederim. Kayınço, kayınço. Hacı Hanım'a resim yaptım bak. Güzel olmuş mu? Şurası sizin ev, şurası da Hacer'le bizim gelecekteki evimiz. Enişten olunca buraya gelecekler kayınço. Akıllım orası Avni abilerin tarlası. Aman öyle mi? Çok teşekkür ederim. O zaman güneye doğru 50 adım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. İşte burası da bizim evimiz. Şurası, şurası da Hacer'imin evimize su getireceği çeşmenin olduğu yer. Tam 120 adım güneyde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacer ablam hayatta su taşımaz. Akıllım. Kayınço, bana akıllım diyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Ben akıllıyım değil mi? Vallahi benim ablalarımdan daha akıllı olduğun kesin. Ercep abi, sen ablamla evleneceğinden emin misin? Çıkmadık candan umut kesilmez. Unutma, insanları hayata bağlayan tek şey umuttur. Benim de birazcık umudum var tabii. Nasreddin Hoca gibi ya tutarsan? Yürüyelim. Neydi lan?
Bir güneş tanrısı Ra. Bir Tibet öküzü. Yak. Of. Pire, bak şimdi ne yapacağım. Of. Simetri abi, yanımıza gelsene. Ne oldu? Su içtik ayrı mı düştük? Ayran içtik, ayrı düştük olacak o Avni Bey kardeşim. Dayanamadın değil mi Simetri abi? Moralim bozuk olsa da düzeltme oyundan vazgeçemiyorum lan. Simetri abiye benden bir ayran, bol köpüklü olsun. Uğraşmayın benimle çocuklar, rica edeceğim. Zaten dün akşam olanları bir türlü aklımdan çıkaramıyor. Yok ya. Aklından çıkaramıyormuş, akıl olsa bari. Ya çocuklar konuşturmayın şu deliği. Tamam Salim amca. Bültenimize bir define haberiyle devam ediyoruz. Bursa'nın Osmaniye ilçesi Deveciler köyünde Bizans döneminden kalma bir gömü bulunduğu bildirildi. Lan Bursa'dan mı bulunmuş? Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Yasus Çuracı. Şehrimizin Turizm ve Kültür Dairesi yetkililerinden aldığımız bilgiye göre... Sen gavur kahvesini gelmiş, ne gidiyorsun Ramzan'a? Yasus be Çuracı. Bursa'da define bulunmuş. Uzun süredir arandığı ve gömüyü bulan bu şanslı köylünün tarlasını sürerken sabana takılan testide... ...çok sayıda sikke ve tarihi eser çıktığı, çıkan eserlerin değerinin tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Tarlasını sürerkenmiş. Pabucumu anlatsınlar onu. Belli. Adam defineci. Bir yetkili şanslı köylüyü büyük miktarda ödülün beklediğini, rakamın 75 bin YTL'yi aşacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Sayın seyirciler, ana haber bülteninde ayrıntılarla karşınızdayız. Paraya bak be. 75 bin YTL. Şimdi reklamlar. De. Bence de adam define avcısı. Tabii canım. Define avcısı ya da değil. Ulan köşeyi dönüyor. Evet. Ulan bizim tarlada çıkmaz ki. Senin tarlada çıksa mercimek çıkar Salim. Ben çıksa ne olur? Zaten Kezban sana bir kuruş koklatmaz. Olsun. Ben o defineyi bulayım da bana koklatmasın ne olur. 75 milyon amcaoğlu. Sen de aileden sayılırsın. Sen bulsan ne yaparsın amcaoğlu? Ben zaten hazinemi çoktan buldum aslanım. Benim hazinem sinema. Sinema mı? Sen kısa filmi ne yaptın? Gönderdin mi yarışmaya? Gönderdim amcaoğlu. Sonuçları sabırsızlıkla bekliyorum. Ah, şu defineyi ben bulsaydım var ya, Hollywood'da bir film çekerdim. Hacer'in rolünü de Nicole Kidman oynardı. Ne diyorsun lan pres affet? Yine Hacer macer diyorsun. Ben Hacer mi dedim Salim amca? Vallahi demedim. Ağzından çıkanı kulakların duysun. Vallahi kopartırım ha. Aa, yok. Bir çay daha koy kızım. Bugün nedense iştahım açıldı. Teyze hoş. Sana da çay koyayım mı? İçmeyeceğim. İştahım yok. Ay hala aklımı almıyor. Ayol erkek dediğin sözünün arkasında durur. Hem evlenme teklif ediyor hem de inkar ediyor terbiyesiz. Hacacığım Mekke'de deli deliği dakikada bulurmuş Hayruş'cum. Siz de birbirinizi geç buldunuz, çabuk kaybettiniz. Ay sabah sabah seni hiç çekemem Kezboş. İstediğini söyle, vız gelir tırız gider. Teyze hoş, sen onun uyumu boş ver. Ay ne uyuyacağım ayol, deli miyim ben? Akıllı da sayılmazsın. Akıllı olsaydın deli Simetri'nin teklifini ciddiye almazdın. Burhan akıllı ama onun teklifi... Sen sus! Sen de kızlarının turşusunu kur. Ah ah! Ben senin kızını olacaktım da gör bak sana neler ediyordum. Biraz daha küçül de cebime gir. Çok yazık Hayruş. Bu son şansındı. Desene evde kaldın. Sen de kına yak Kezboş Hanım. Yakarım tabii. Gerekirse Roma'yı bile yakarım. Az kalsın o deliği evime iç güveysi olarak getiriyordun. Doğru vallahi. Ay ilaç bitmişmiş de hiçbir şey hatırlamıyormuşmuş da.
O asimetrik adamı, değil ilaçlar, Dünya Sağlık Örgütü bir araya gelse iyileştiremez. Ay senin gibi desene. Hayrol, ne var? Gülmeyin lan. Teyze aç. Aç. Ya biz de bir yerleri kazısak ya. Bakarsınız bir define de biz buluruz. Ne dersiniz? Rastgele kazımakla olmaz bu iş. İlkin dedektörü almak lazım. Onu almak için de definenin kokusunu almak lazım tabii ki. Bulan nasıl buluyor peki? Ha. Dedektör yok ama harita var. Mercimek kafalı harita. Oh Allah Allah. Harita olduktan sonra deden bile bulur onu. Tabii canım. Vallahi senin dedeni bilmem ama benim dedem kesin bulurdu. Peki senin deden buluyor da benim dedem niye bulamıyormuş? Cüracı. Çünkü benim dedem zamanında İngilizlerle gazılara katılmış. Oo. Dedem defineciliğin bütün inceliklerini biliyordu. Peki neymiş bu incelikler? Söyle de öğrenelim. Ha. Söyleyemem, aile sırrı. Benim niye bu aile sırrından haberim yok baba? Yabancıların arasında konuşmayalım oğlum. Ben sana olayı sonra anlatırım. Ben de yeğenin olduğuma göre ben de aileden sayılırım. Hadi lan. Sen de kendini fasulye gibi nimetten sayma. Öyle mi? Peki öyleyse. Ben de dünya çapında bir yönetmen olunca seni tanımayacağım, görürsün. Senden değil yönetmen. Bir apartman yöneticisi bile olmaz lan. Hadi be! Kayınço, doğru söyle. Hacer'i beğenir mi bu evi? Bu evden çok haritaya benzemiş Ercep abi. Bir daha mimarlığı da bu kadar olur Kayınço. Atalım. Üzülme Ercep abi. Gene yaparsın. Ama benim okula gitmem lazım şimdi. Aman. Benim yüzümden okula geç kaldın değil mi Kayınço? Ama hiç merak etme. Ben seni okula yetiştiririm. Nasıl yetiştireceksin? Atımla. Atınla mı? Ama senin atın yok ki. Sen öyle san Kayınço. Atla bakayım. Ercep abi bu atın adı ne? Durun atı Kayınço, durun atı. Hamide teyze. Aa geldi. Aş mı eriyorsun yoksa? Ay kız nasıl anladın şıp diye. Neyi anladım Hamide teyze? Bende bir farklılık görüyor musun? Yok bir farklılık göremedim. Saçını mı boyadın yoksa? Ne boyaması kız? Şuraya bak. Göbeklenmişsin sen. Bu kadar yersen göbeğin sarkar tabii. Salak. Bu göbek değil, bebek. Ne? Burhan'ın kardeşi geliyor. Ne? Burhan'ın kardeşi mi geliyor? Nereden? Almanya'dan. Aptal olma kız, hamileyim ben. Hamile. Ne? Hamile misin? Dalga geçme ya. Bu yaşta hamile mi kalınır? Jinekolog Cemile konuştu. Kız ne varmış yaşımda? Ay. Hamide teyze çok sevindim. Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyütsün. Kız dur, çocuğuma zarar vereceğim. Hamile kadına öyle hor davranılmaz. Doğru söylüyorsun vallahi. Ay çok heyecanlandım ben. Canım bir şey istiyorsa söyle yapayım. Vallahi canım sushi çekti. Ne çekti ne çekti? Ay sen de amma cahil kalmışsın Cemile. Hiç mi televizyon seyretmiyorsun? Sushi bir Japon yemeğidir Cemile. Aha! Bir de bundan istiyor. Bak. Öğren bunları, yoksa cahil gelin alma. Gelin dedin de aklıma geldi. Ah ah, Burhan'la evlenseydik bizim de çocuğumuz olacaktı. Beraber doğururduk. O
Bu bahar olmadı. Bakarsın gelecek bahara. Üzülme Cemile. Seni gelin getireceğim bu eve ama bir şartım var. Nedir şartın? Hamile olduğum için aşeriyorum. Bütün dünya mutfaklarının yemek tariflerini ezberle. Çin mutfağı, Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı. Ben bunları 20 senede ancak öğrenirim ama. O zaman 20 sene sonra seni karnımdaki oğluma alırım. Karar senin. Burhan mı, bu mu? Sülbiye? Burada olup olmadığını merak ettim de. Neyin var Burhan? Bak buluştuğumuzdan beri ağzını bıçak açmıyor. Kusura bakma Sülbiye. Bir şey canım çok sıkkın da. Neymiş o? Boş ver. Ben gideyim o zaman. Dur, nereye gidiyorsun? Şu ilerideki kayayla buluşmaya gidiyorum. Ha sen o kaya. Nasıl olsa varlığından bir habersiniz. Özür dilerim. Otur da anlatayım. Anlat bakalım, neyin var? Gülmeyeceksin ama. Gülmem anlat. Gülmeyeceğine dair söz ver bana. Ay gülmeyeceğim dedim ya Burhan. Hadi söyle bakalım neyin var? Benim bir şeyim yok. Anamın var. Ananın mı? Anam hamile. Ne? Demek Hamide teyze hamile ha? İlahi Hamide teyze. Hani gülmeyecektin? Sus yoksa giderim. Sana yeter dedim Sülbiye. Ne kızıyorsun canım? Git anana babana kız. Bu yaştan sonra. Tövbe tövbe. Hayrola Bekir? Sende bugün bir haller var. Var ya, sorma. Sordum bile. Anlat bakayım. Derdini anlatmayan derman bulamazmış. Bizim Hamide. Ne olmuş Hamide'ye? Yine televizyona mı çıktı yoksa? Yok be, keşke televizyona çıksaydı. Daha da kötü. Hamide. Hamile. Ne? Hamile mi? Bu yaşta. Yuh yani. Yuh tabii. Durmadan böğürüyor. Çıldıracağım ya. Aman sakin ol Bekir. Zaten bu köyde yeterince deli var. Sakin ol demesi kolay Salim. Senin bu yaşta çocuğun olsaydı ne yapardın ha? Allah korusun. Yani Allah bağışlasın diyecektim. Ben bu yaştan sonra ancak torunlarımla oynarım. Mercimek Salim. Kendi çocuğum da değil. Öyle haklısın vallahi. Nasip kısmet. Ana. Ben mercimek. Bu ne? Mercimek. Sikke buldum lan. Ver bakayım şunu. Cunacı. Sen iyice dengeni yitirdin ha. Sikke falan değil bu. Gazoz kapağı bu. Hakikaten öyleymiş be. Televizyondaki define haber netlisinde kaldım herhalde. Yürü. Hadi yürü hadi. Yürü yürü. Ay. Bak. Bunları Burhan'ımın çocukları için yaptıydım. Kısmet kardeşineymiş. Ya kız olursa? Ay çok merak ediyorum. Kız mı erkek mi acaba? Makineye baktırsana. Aman ha kız ha erkek ne fark eder. Sağlıklı olsun yeter. Merhaba ana. Ah Burhan'ım geldi. Burhan'ım bak burada kim var? Ne zaman gelsen burada. Evimizin demirbaşı oldu çıktı. Aşk olsun Burhan. Evleneceğin kıza daha nazik davransan iyi olacak Burhan. Evlenmek mi? Cemile'yle mi? Allah yazdıysa bolsun. Ben Sülbiye'den başkasıyla evlenmem. Kezban çatlağı varken sen o kızla zor evlenirsin. Oo, ağzına sağlık Hamide teyze.
He de Burhan'ım, hemen sizi evlendirelim. Cemile ile aynı zamanda doğum yaparız. Ana saçmalama, sen hamile falan değilsin. Seninki psikolojik bir şey. Bak, bak, bak. Kardeşin tekme atıyor. Ana sen gerçekten kafayı yedin. Seni bir doktora götürmek lazım. Bana da bir doktor lazım. Ama aşk doktoru. Allah'ım sen sabır ver. Gel, gel, gel. Gel biz bakalım. Bak. Bak bu iyilik. Abla sen ne gülüyorsun? Geldiler mi? Kız yoksa bana mı gülüyorsun sen? Yok valla. Aklıma bir şey geldi. İyi, söyle de biz de gülelim o zaman. Kıkırdayıp durmasana kız. Ana. Ne var? Hamide teyze var ya. Ne olmuş Hamide'ye? İnanmayacaksınız ama. Hamide teyze hamile. Ne? Ne? Ay üstüme iyilik sen. Ayol ben daha evlenmedim bile. Doğru mu kız abla? Yemin ederim doğru söylüyorum. Desene dünyanın sonu geldi. Kız. Sen nereden biliyorsun? Burhan söyledi. Ne? Sen o salgıcıyla mı buluştun ha? Yok ana. Yok valla. Ana. Ana. Ana dur. Ana. Sen kaç kaç kaç. Ana valla buluşmadım. Gel ana, bizim kaçsana. Gel buraya geberteceğim şey, seni. Ana. Gel. Ana. Gel buraya. Burada fren yap Kezboş. Kıza bir fiske vurursan karşında beni bulursun ona göre. Ana ile kız arasına girme hayırır. Yoksa acırımı senden çıkarırım. Ay. Bir dene bakalım ha. Ana, yerinde olsam bunu pek denemezdim. Yazık yazık. Çiçek gibi gelinlik kızlarını kurutup kitap sayfalarında çürüttün Kezboş. Doğru. Koleksiyonumun en nadide parçası da sensin. Kız kurusu hayrur. Açık artırmadan. Yok mu artıran? Yok mu artıran? Ben sana inat evlenmeyeceğim kız. Ölünceye kadar başındayım işte. Oh çatla da patla. Hayt! Bekirim, Bekirim. Koş, koş, koş. Ebe'ye haber ver. Ay, 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 ay. Bebek geliyor. Bu evde normal bir insan yok mu ya Rabbim? Ay sen varsın ya. Bekir, istersen direk ağacına gidelim ha. Bir direk tutarsın. Ne direceğim lan? He? Ya bebeğin kız mı olsun, erkek mi olsun onu dilersin. Bana bak Salim, kafanı kırmamı istemiyorsan kapa çeneni. Tamam. Bekir, kız olursa adını ne koyacaksın, erkek olursa ne koyacaksın? Bana bak, şimdi ne koyacağımı... Ana, bu da ne? Ana. Ana. Bu da ne böyle? Aa, neymiş bu? Define haritası. Ne? Zengin olduk desene. Sen olmadın, ben oldum. Bak mızıkçılık ediyorsun ama. Bana bak, mühür kimdeyse sultan odur yağma yok. Ben buldum, benimdir. Ver şuna bir bakayım. Dur lan yırtacaksın şimdi. Vallahi define haritası bu. Hiç ağzının suyu akmasın, ben buldum. Ya bak, beraber bulduk, beraber paylaşacağız. Hayır, sana %10 veririm. Yok, %50. 11. Ya ver şunu be ya. Dur ver, lan. Ver, oh. Ver. Oh. Ne ettin lan? Hak yerini buldu işte. Sen bulaşıkları yıkadın mı? Yıkamam. Kezban! Kezbanım. Babanız geldi kızlar. Kurun müjde saçları. Kezbanım müjde. Sonunda talih kuşu başımıza kondu. Sakın o deve kuşu olmasın Salim. Bak ne buldum. Çocuklar babanız ilk kağıdı bulmuş. Baba matbaayı da bulacak mısın? Bu ne lan? Mimar mı oldun yoksa ne? Define haritası Kezbanım. Define mi? Ne? Ha? Define mi? Define mi?
ama onun yarısı yok. Senin de beyninin yarısı yok. Ay sus! Beni kendinle karıştırma. Ya ana, bırakın kavgayı da zenginliğin tadını çıkaralım ya. Sen de nereyi görmeden paçaları sıvama Hacer. Sen ne diyorsun be? Dur bakalım ne olacak? Bunu nereden buldun Salim? Niye yarısı yok? Diğer yarısını Bekir aldı. Ne? Sen ucuracı bozuntusuyla ortak iş mi yapıyorsun yani? Ne ortağı Kezban'ım? Haritayı beraber bulunca paylaşmak zorunda kaldık. Sakın başka bir kağıt vermiş olmasın sana. Yo, imkanı yok. Salim haklı Kezboş. Bu harita orijinal. He? Ben de bakayım. Ver şunu sen bana. Sen haritadan ne anlarsın ya, be? Ama orada ya durun yapmayın. Abinin ya. Ya sen sussana. Ya. Bak kızıyorum ama. Ben de bakacağım. Defineyi bulursak ilk yapacağım şey okul yapmaktır. Amca, denize düşüyorsun ama ağzınla balık çıkartıyorsun vallahi ha? Yarısını köpek balığı Salim'e kaptırdım. Ama önemli değil. Ben bununla da defineyi bulurum. Bunun bir define haritası olduğuna emin misin? Evet. Çilçil altınlar bizi bekliyor. Bekir, bak bebek Uğurlu geldi. Haklısın Gınalı kuzum. Uğurlu geldi bu sabah. Nasıl konuşuyorsun çocuğumuz hakkında öyle Bekir? Çok ayıp. Baba, sen anamın gerçekten hamile olduğuna inanıyor musun? Bekir, ben çilek istiyorum. He, zıkkımın pekini ye, olur mu? Ana, bu mevsimde çileği nereden bulacağız? Kime al o zaman? Yok yok anana sal. Avokado da olur. Bırak kız, sen nereden biliyorsun bunların adı ne? Televizyonda ne görüyorsan istiyorsun be ana. He. Ben değil, bebek istiyor. Canım pizza çekti. Bana bak kız, sen beni delirtmek mi istiyorsun he? Ne yapayım, canım çekiyor. Senin canın biraz dayak çeksin, ben senin 24 saat emrindeyim kadın. İstediğim gıdaları, vitaminleri almazsam bebek aptal doğar sonra. Fena mı? Anasına çekmiş olur. Şu köyün çocukları sonunda rahat edecekler. Lan Cemal! Yakında Kezban İlköğretim Okulu'na alacağım senin kaydını. Oo, sen ilkokulu bitirene kadar ben liseye geçmiş olacağım. Çok bilmişe bakın hele. Teyzesinin yeğeni ne olacak ki? Bana sataşmadan 10 dakika dursan kafamı kıracağım vallahi. Sen zahmet etme, ben senin yerine kırarım senin kafanı. Allah. Amazonlar savaşıyor, bam bam. Sen sus. Ana. Ne? Diyelim ki defineyi bulduk. Bunu hükümete bildirmeyecek miyiz? O altınlar bizim ya. Bunun hükümetle ne ilgisi var kızım? Hacer doğru söylüyor. Ay, hükümetin vereceği define primiyle krallar gibi yaşarız vallahi. Sana ne oluyor Hayruş? Defineyi bulan kocam. Senin kocam benim eniştem Şekerim. Komşu da pişer, bize de düşer. Sayenizde bir market açarım belki. Baba, sen bana araba alırsın değil mi? Her cebin adı var ya, yetmez mi? Ana, şuna bir şey desen artık ya. Peki ya Bekir amcalar bizden önce hazineyi bulursa ne yapacağız? Oh, sen her iki durumda da kârlısın. Bir tarafta babanlar, bir tarafta kayınbabanlar var. Oh. Allah canına. Ay senin gibi kardeşi canım feda olsun kız. Boşuna heveslenmeyin Sülbiş Hanım. Ben yaşadığım sürece o çalgıcının oğluyla evlenemez. Allah bir de evde kaldı. Bu sana. Bu bana. Bu sana. He bana. Ver ver ver. Bu bana. Bu sana. Ha, yaşasın. Bu bana. Bu sana. Bu bana. Yaşasınlar ortak, çok zengin olduk. Yaşasın, çok zengin olduk. Çok zengin olduk, çok. Ver 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 ver. Daha çok ver. Bu bana.
Bir tane attı. Bu benim. Ya niye vereyim? Bu benim hakkım. Bana bak mercimek Salim, ver onu yoksa bozuşuruz. Olmaz. Bu benim hakkım. Sana ver dedim. Haritayı ben buldum. O benim hakkım. Ben dünyanın altınını verdim sana. Bunu almazsan ne olacakmış ki? Dünyanın sonu olur. Vermiyorum lan işte. Ver dedim sana. Ver şunu. Ver. 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 Ver şunu. Ver. 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 Diyorum sana. Demire buldum. Çin çin. Altın cebimde. Oh zengin oldum. Zengin oldum. Yaşasın yaşasın. Çok zengin oldum, çok. Define buldum, define. Çil çil altın cebimde. Define buldum, define. Ah! Oh! Ah! Oh! Katil oldum. Bekir, ben ne yaptım? Katil oldum. Bir altın için ben katil oldum. Katil oldum. Katil oldum. Katil oldum. Allah çok Salim. Ne oldu? Baba iyi misin? Yok. Yok bir şey yok. Daldım da biraz ondan. Hazır dalmışken defileyi de çıkarsaydın ya. Bu Cemal de kime çekmiş anlamadım yani. Fazla uzağa gitme enişteciğim. Sana çekmiş canım. Pınk etmiş burnundan düşmüş. Oh fena mı işte? Çok komik. Neymiş o komik olan? Bu define haritası değil bir kere. Sen de harita mühendisi kesin bu başımıza. Ver şunu anneme. Lan harita değil bu. Bu sadece. Kapa şu çeneni. Çene bas. Ver oğlan. Köyün mezarlığına yakın bir yerde olmalı. Hazineyi Salim'den önce bulmalıyız. Ne demişler? Su uyur, düşman uyumaz. Yapma baba. Salim amca senin düşmanın değil. Denir'in. Hoca Dolu Kezban varken oğlum sen Sülbiye'yi ancak rüyanda görürsün. Burhan'ıma kız mı yok? Aha Cemile 50 tane Sülbiye eder. Ana bir daha Cemile dersen bozuşuruz ona göre. Sen onu almazsan onu şunla evlendireceğim. Aa, Türkan Şoray'ın Hazal filmi de böyleydi. Türkan'ın kocası ölünce anısı onu 5 yaşındaki oğluyla evlendiriyordu. Ah zavallı Türkan Şoray ne ağlamıştı. Sen de Türkan Şoray gibi ağlamak istemiyorsan kapa çeneni. Ya bir susun da definenin yerini bulalım. Ben nerede olduğunu biliyorum. Neredeymiş? Kamçılı adam Indiana Jones. O da kim lan? Ya uyma bu salağa baba ya. Yine bir film sayıklıyor işte. O filmi bir daha seyretsem defineyi elimle koymuş gibi bulurum. Bekir, ben bebeğimi sezeryenle doğurmak istiyorum. Bugünlerde pek moda. Cinnet geçirip karısını da öldürmek bugünlerde moda canım. Ya baba. Amca. Ya ne yapıyorsun amca ya? Bebek bu olacak, nefes alamıyorum. Baba sakin olsana biraz. Allah'ım sen bu karıya akıl ver, bana da defineyi. Hadi kalk amcaoğlu gidiyoruz. Yok ben gelmiyorum. Gelmen menfaatini icabıdır. Defineyi ne kadar çabuk bulursak sen de o kadar çabuk Sülbiye ile evlenirsin. O zaman gelirim işte. Hadi. Burhan, gelirken bana frambuazlı pasta getir. Ben bu işten çok sıkıldım amca he. Bebeğimizin sağlığı için bunları yapmamız lazım Bekir'im. Bak bu kitapta ne yazıyor. Bu hareketlerin hepsini eşinizle birlikte yapın diyor. Benim bir an önce bu defineyi bulmam lazım. Nerede kaldı bu sohbetle Burhan? Aşk olsun Bekir'im. Hazine mi önemli bebeğin mi? Nereye gidiyor? Defineyi bulmaya. E dur daha gidip koşu yapacağız. Hazineyi bulunca sana koşu bandı alırım Hamide. Eşek sudan gelene kadar koşarsın. 9 ay 10 gün sonra konforlu bir hastanede rezervasyon yaptırsan iyi olacak. Biraz daha konuşursan sana Karacaahmet mezarlığında rezervasyon yaptıracağım. Merhaba Bekir amca. Cemile bir ara hatırlat da sana bu evin bir anahtarını yaptırayım. Ne de olsa bu evden biri oğlum çektin. Sahi mi Bekir amca? Evet.
Nasılsın Hamide teyze? Kız, sen ol. Sakın cahil ve anlayışsız biriyle evlenme. Ne oldu? Ben burada sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için canla başla çalışıyorum. Bekir'im hiç oralı olmuyor. Aklı fikri Define'de. Define mi buldunuz? Hı. Bebek bize uğurlu geldi. Anlayacağın zengin bir aileye gelin geliyorsun. Ben Burhan'ın bu haliyle de evlenmeye razıyım Hamide teyze. Unutma, parayla saadet olmaz. Onu kim demişse halt etmiş. Ben şahsen oyumu Napolyon'dan yana kullanacağım. Para, para, para. Ben de aşktan yana. Burhan, Burhan, Burhan. Salak. Hayruş Hanım, Hayruş Hanım, Hayruş Hanım, Hayruş Hanım. Bir dakika bekleyin lütfen. Tanışıyor muyuz? Ne olur Hayruş Hanım, böyle yapmayın zavallı kulunuza. Kuzum, sizde hiç utanma yok mu? Hangi yüzle karşıma çıkıyorsunuz? Sizi çok incittiğimi biliyorum. Sizden özür dilemeye geldim. Sizi asla bağışlamayacağım. Çekilin yolumdan. Size daha önce de defalarca uzun süre hastanede kaldığımı söylemiştim. Yetmemiş. Size biraz daha istirahat yazıyorum. Latife ediyorsunuz. Latife etseydim bu kadar ucuz kurtulamazdınız elimden. Lütfen. Lütfen bu kadar acımasız olmayın Hayruş Hanım. Bakın, tatlı tatlı söylüyorum. Bundan böyle ilaçlarınızı kutu kutu alın. Hatta koli koli. Ah evet. Bakın, artık yanımda taşıyorum. Yedek bile bulunduruyorum. Özür dileyerek size bir şey sormak istiyorum. Evlenme teklif etmeyin. Yoksa kendimi denize atarım. Aman aman hayır. Yapmayın. Ne olur. Size kendimi bağışlatmak için ne yapabilirim? Bunu kendinize sordunuz. Zaten geç kaldınız Simoş Bey. Bunları genç bir kızın gururuyla oynamadan önce düşünecektiniz. Ama... Aması filan yok. Şey... Hoşçakalın. Oru var. Hayruş Hanım. Bragartay, Saffet. Şimdi ağaçtan kuzeye doğru 7 adım saydık mı Define elimizde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahan da burası. Buldu mu baba? Orada dur amca. Sakın kımıldama. Niye? Mayına mı basmışım? Oh! İşte burası. Saffet, onu bir daha sallarsan ayağından seni şu ağaca asarım ha, ona göre. Ya tamam amca, sinirlenme. Daha elim yeni alışıyor. Hadi hadi, çabuk çabuk, acele edin. Mercimek salim gelmeden Define'yi çıkaralım. Tut bakalım. Hadi bismillah. Lan, Define'yi bulalım. Hemen bir gazet dolduracağım ha. Üstüme de şöyle kara kara elbiseler alacağım. Ne öyle mafya babaları gibi? Hiç yakışıyor mu? Kolay mı oğlum? Müzik dünyasında bir ağırlığımız olmalı değil mi? Amca sen kaseti çıkar. Benden sonra en kral klip. Altınlarda çilçil nasılsa. Bir de klip kızı buluruz. Ne satar kaset ama değil mi? Allah. Baba. Senin niyetin belli. Sen kuma istiyorsun. Belli olma lan. Ne alakası var? Ananın zaten karnı burnunda. Senin ettiğin lafa bak. Hem sırada sen varsın oğlum. Seni hayırlısıyla bir everelim değil mi? Altınları görünce Kezban yenge yumuşar mı? Hayatta yumuşamaz amcaoğlu. Sülbe'yi kaçırmaktan başka çaren yok. Saffet doğru söylüyor Burhan. Sabancı'nın torunu olsan fayda etmez. O deli karı sana kızını vermez. Kaçıracağım. Hem de dünyanın öbür ucuna balayına gideceğim. Sonra bir tane torun. Bana bak. Sonra gerisin geri eş gel. Kezban yenge torunu görünce yumuşar herhalde. Bilmem. Sen bütün parayı balayına harcarsan yandık vallahi bura. Ucundan acık bize saklarsın herhalde değil mi? Bekle beni Hollywood. Bekle beni Nicole Kidman. The director Saffet coming. Salla.
Bu böyle olmayacak. Of. Salim'le anlaşmanın bir yolunu bulmalıyız gari. Ne bekliyoruz? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Of. Ay. Of. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Ama! Nefine benim bahçem neymiş? Allah düşünsün. Ay! Yaşasın canım, yaşasın. Kesmez zengin olduk şekerim. He, ben zengin oldum, sen fakir. Aa, ne demek şimdi bu? Ev benim, odalar benim. Doğal olarak bahçe de benim. Ayol, bu evin tapusu ikimizin üstüne, unuttun bakıyorum. Aha, ağzından söylüyorum. Evin yarısı senin ama bahçe benim. Aa, ya bırakın kavgasını de. Şurada toprağın altında çil çil altınlar duruyor. Hadi bakalım. Ay, hadi. Evladım, elimizde koskoca define haritası var. Harita yalan mı söyleyecek? Ayol, o harita tam değil, yarım kezboş. Senin aklında yarısı yok. Ama yaşayıp gidiyorsun Ayrıs. Bak kezboş, üstüme gelme, bir gün elimde kalacaksın ha. Doğru diyorsun, 100 tonluk karısı ne zar geçer. Allah Allah. Anne, kezboş. Ya kavga etmeyin artık canım. Ay, ben ya. Önce o başlattı. Altınlar! Altınlar! Altınları buldular! Altınları buldular! Altınları! Altın! Altınları! Recep, sen ne diyorsun ya? Deli işte, ne dediğini biliyor musun? Bekir amma büyüsen ailesi köyü böyle. Kaza! Altını üstüne getirdiler. Yoksa hazineyi mi buldular? Ben orasını bilmem. Ama bulurlarsa hazineye de ince ayar yapar, çalarlar. Ona göre ha, benden söylemesi. Ne diyor bu be? Sonunda doğru bir laf ettin Recep delisi. Çalgıcı değil mi bunlar? Kesin altınları da çalmışlar. Kezbanım. Hani altınlar bizim bahçedeydi? Kazdık çıkmadı bir şey. Boşuna mı kazdık Kezban'ım? Hiç boşuna olur mu Salim? Senin mezarını kazdık, haberin. Tövbe estağfurullah. Anam, böyle rastgele altın aranmaz. Bence Bekir amcalarla haritaları birleştirmemiz lazım. Tabii. Doğru diyorsun Sülbiş. En iyisi bu çalgıcılarla işbirliği yap. Boşuna sevinme Sülbiye. Düşman aileyle kısa dönem barış için eskişeceğiz o kadar. Ay, hazır masaya oturmuşken Sülbiye'yi Burhan'a verelim ha. Eğlensin. Aman yarabbim ya. Çöp yatan servis ayrış konuştu. Benim bu çalgıcılara verecek kızım yok, anladın mı? Hadi yürüyün, gidiyoruz, yürüyün. Ama ne haliniz varsa görün. Aha, hadi. Hadi. Koşun. Ne o çalgıcılar, defineyi bulamadınız mı? Bulduk da saklıyoruz Kezban. He? Ben dedim size. Şimdi define hırsız oldu bunlar. Bana bak Kezban. Hırsız deme, bozuluyor. Buraya anlaşmak için geldik. O zaman haritanın yarısını ver. Niye biz veriyoruz? Siz verin. Ne? Ben muhtarım. Benim kocam da koskoca ağza. He? Çok konuşma Hamide. Bak sonra çocuğun düşer, benden bilirsin he. Bekir'im, bak bana ne diyor. Kezban doğru söylüyor. Bir de sus gari. Ya durun, kavga etmeyin. Bakın, filmlerde olduğu gibi bir anlaşma yapalım. Konuş bakalım Indiana Jones. Haritaları birleştirirsek definenin nerede olduğunu bulmamız daha kolay olur Kezban yenge. Tabii ya, aranızda bir define haritası mühendisi var. Dinleyin beni. Haritaları birleştirmemiz lazım.
Mühendis karısı mı oldum ben şimdi? Tabii ya. Harita kadastro uzmanı Cüracı Bekir'in psikolojik man çatlak karısı Hamide. Kezban yenge, sen de kabul ettiysen artık uzmanına bırakalım bu işi. Ne dersin? Kabul ediyoruz. Sen sus Salim. İyi, oy birliğiyle kabul ediyoruz. Ediyoruz. Evet, hadi. Bakalım. Bakayım. Bakayım, dur. Böyle değil de. Böyle. Dur! Çekil mi? Bakın, şu işaretli yerlerin hepsini kazdık. Sonuç sıfır. Hiç ümit yok. Evet, hiç ümit yok. Bize de sıfıra sıfır sonuç. Kaçak elektrik saçmayın. Çekilin. Ayrılın. 40 derece güney. He. 60 derece kuzey. He. Bizim evi arkamıza aldığımızda, deniz kenarından 100 adım öteye gittiğimizde, işte tam burası. Bu bizim eski değil mi? Tamam. Yarın avaneni topla gel. Ama bu hamile kadını getirme. Zırıl zırıl ağlıyor. Konsantrasyonumu bozuyor canım. Bekir, Kezban bana hakaret et. Köprü geçene kadar ayı ya dayı. Söylüyorum ben zaten, ben biliyorum bunun böyle yapacağını. Hadi yürü, hadi. Hadi. Evet, hadi, hadi. Acaba altınları bozdursak da mı saklasak, yoksa bozdurmasak da mı saklasak? He? Bekir'im, sen ne yapıyorsun burada? Bekir'in, şimdi çok modern aletler var. Cinsiyeti hemen belli oluyor. Biz de bir tane alsak diyorum. Evet. Dedektörümüz olsa zart diye bulmuştuk altınları. Kız olacak, içme öyle doğuyor vallahi. Bence çil çil altınlar olacak, değil mi? Bekir, sen beni hiç dinlemiyorsun. Dur kız, ellerimi kaçırma, Allah Allah. Baba, siz bu define işi için keçileri kaçırdınız vallahi. Ne? Kezbanlar defineyi mi kaçırıyor yoksa? He? Tabii ya. Kesin Kezban yengeler bizden önce gidip defineyi arıyorlardır. Saçmalama Saffet. Filmde definenin peşinde olanlar da böyle ikiye ayrılmıştı işte. Zenginlik başa bela oğlum. Ya. Kardeşi kardeşe düşürüyorlar. Amca, bu Kezban yengelerin sülalesinden korkulur. Onlardan önce davranırsak altınları önce biz alırız. Olmaz Saffet. Kezban yengeye söz verdik. Yarın hep birlikte arayacağız. Çok haklısın. Kezban'a güven olmaz. Hem defineyi bulunca kaçıp gitmeyecekleri ne malum, değil mi? He. Olmaz baba. Ayıp, erkek adam sözünde durur. Kezban yenge kaçın kurasıdır oğlum. Hı. Sende de hiç kafa yok. Hazineyi önce biz bulursak zenginiz demek. Hı. Kezban yenge o zaman kesin senin Sülviye ile evlenmene izin verir. Verir mi? He. Vermezse kaçırız dedik ya oğlum. Hadi gidelim o zaman. Bekleyin, ben de geliyorum. Otur kız sen yerine. Çocuğa patik matik ör. İyi de kız mı erkek mi ben nereden bileyim? Kız ben sana ne dedim? Erkek olacak demedim mi? Mavi ör patikleri ben oğluma pembe patik giydirtmem. Bunu istiyorum bunu. Çek elini. Bunu istiyorum. Çek elini. Bunu istiyorum. Çek elini. Çeksene elini. Salim! Ay! Tespit böceği gibi büzülmüşsün yine. Uyan da balığa çıkalım. Kalk! Ben hazırım Kezban'ım. Hadi kalkın gidiyoruz. Hadi. Safariye mi çıkıyorsun Kezban? Seni de aslanlara yem olarak atacağım. Hadi kalkın. Daha işimiz bitmedi. Değirmenin oradaki ağaca gideceğiz. Düşmanlarımızdan önce gazıya başlayacağız. Ana, yarın sabah gitmeyecek miydik? Kız sen hala bu Cüracı sülalesini tanıyamadın mı? Safım benim. Kaçın kurası onlar biliyor musun? Önce biz gidip defineyi alacağız. Olmaz ana. Bekir amcalara söz verdik. Ya anneniz doğru söylüyor. Cüracılara güven olmaz. Hı? Kesin bizden önce onlar aramak isteyeceklerdir. Ya. Yapmayın canım, daha neler. Söz ağızdan bir kere çıkar. Yarın hep birlikte gideceğiz işte. Muhtarına karşı mı geliyorsun Hayruş? Ay bu evde senin muhtarlığın sökmez. Hem ben senin ablanım. Benim sözümü dinleyeceksin.
Kır bacağını, otur evinde canım. Allah Allah. Sen cüracıların avukatı mısın Hayruş Hanım? Hadi kalkın. Hadi kalkın. Oturun dedim size. Kalkın. Oturun. Rotamız değirmendeki büyük ağaç. Oturun dedim. Kalkın dedim. Otursanız ayol. Kalkın dedim. Oturun. Siz de bir karar verin canım artık. Oturacak mıyız, kalkacak mıyız? Maymuna döndük vallahi ya. Ben burada köyün geleceği için, okulumuz için korsan cüracılara karşı savaş veriyorum. Siz hala oturacak mısınız he? Hiçbir kuvvet beni şuradan şuraya götüremez canım. Sen de geleceksin Hayruş Hanım. Senin beygir gücüne ihtiyacımız var. Bak Kezboş, ben senin iki katınım. Ona göre aklını başına devşir, bir gün elimde kalacaksın ha. İki katın mı? Şuna biraz 10 katı desem he? Ya bırakın şimdi uzatmayı da gidelim hadi. Hadi, yürüyün. Hadi. Allah Allah. Ben gelmiyorum. Ay gidin. Oo, hadi gençler çabuk olun bitirelim şu işi. Hadi hadi çabuk olun çabuk. Çabuk olun hadi bitirelim şu işi. Ya bir gören olmasa bari. Korkma oğlum korkma. Allah Allah. Biz kendi hakkımızı almaya geldik. Suç değil ya. İyi de baba bu Kezban yenge. Sağ solu belli olmaz. Bak kendini söylüyorsun dengesiz diye. Bir de kızıyla evlenmeye çalışıyor. Anasına bak kızını al derler oğlum. Ya bunun konumuzla ne ilgisi var? Amca. Amca Kezban yenge ve ahalisi hücumda. Baba. Oğlum siz de korkak çıktınız he. Kezban görse ne olacak, görmese ne olacak he? O gitsin muhtarlık yapsın. Define avcılığı benim işim. Amca ama Kezban yenge. Kimse görmeden defineyi bulup kaçıp gidelim buralardan. Hadi çabuk olun çalışın. Yok baba ben gitmem. Sübiye kızar. Boş boş konuşmasana. Yardım et. Ben sana şehirden daha güzel kız alırım. Bırak o delikanlının kızını he? Değil mi? Nedeniz sen? Nedeniz sen? Aha, ben... Ne? Öyle demedim Kezban. Kulaklarımla duydum. Sen bana deli dedin. Bırak Kezban'ım bırak. Kapkaççıya güven olmaz zaten. Demek paraları alıp kaçacaksın Burhan. Ne kaçması Sübi? Kezban, sizin burada ne işiniz var? Elinizde kazma kürek falan he? He. Hadi hadi Kezban yenge. Define için geldiğiniz çok belli oluyor. Seni alakadar etmez küçük kafalı sapet. Sizin sülalenin defineyi kaçıracağını biliyordum. Onun için geldim. Yok ya. Hem ben o paralarla okul yaptıracağım okul. Biz ne yaptıracağız? Biz ne yaptıracağız? Hadi. Ne var? Dinleyin beni. Muhtarız konuşuyor. Define arama işine el koyuyor. Sus Burhan. Allah kazıya yarın başlar anne. Hadi buradan. Eğer sabah burada çukur, kuyu ya da herhangi bir köstebek yuvası görürsem hepinizi tarih eser kaçakçılığından müdüriyete teslim ederim ona göre. Ne bakıyorsun kız? Sana ne be? Silviye bak be. Alırım bak bisikletlerimi. Ya tamam tamam kızmayın işte ya. Şaka yaptım. Ayınca. Annenle konuşsana. Kaç ağrımı bana versin. Bak bütün bisikletlerimi sana vereceğim. Söz. Tamam. Önce bisikletleri alayım. Söz mü? Söz. Sen merak etmeyin işte. Ben annemle konuşursam kesin acarı sana verir. Aman, akrabalarım da gelmiş. Hacerim. Canlar, annenle konuşsana be. Hadi be, annenle bir konuşsana. Anne bak, enişten bana bisikletlerini verdi. Ben de ona Hacer'i verdim. Enişten mi? Aman, Hacerim. Hacerim, sana bisiklet vereyim mi? Ay, bırak ya. Git başımdan be. Ne diyorsun lan sen? Ha
canım miskatlar. Ercep hadi oğlum. Hadi. Hadi başka kapıya. Hadi lan. Hadi yürü. Acarım. Hadi. Acarım. Ben de gelirim. Hadi Cemal sen de okula. Bana ne bana ne. Ben de defin acısı olmak istiyorum. Hadi oğlum okula. Ya bana hadi. Ne bana ne. Delirdin galiba. Yürü. Hadi bakayım. Define avcısı derler bana. Haritasız define bulunmaz amca. Hayatımız film oldu be. Nerede nereye? Hey gidi koca Bekir. Yarın bu saatlerde koskoca bir servetin sahibi olacaksın. Baba o altınlar okul için unutma. İyi anladık be tamam. Amortisi bile yok mu lan bu definenin he? Olmaz olur mu amca? Teselli ikramiyesi niyetine iki küçük altın takacak Kezbay yenge. O kadar. Deget be. Nazamide, bu ne hal böyle? Güzel olmuş muyum Bekir'im? Daha dün bamya gibiydi. Ay canım bamya çekti. Ana. Karnın ne çabuk büyüdü öyle ya. Yedirmeyecekler hormonluydu ondan büyüdü. Bana baksana şimdi şöyle bir hormonu tokat atarım. Çık oraya şuradan. Yastığı mahsus koydum Bekir'im. Allah'ım ya. Köylüler sana gıpta etsin diye. Sizin yaşınızdakiler çocuk yapmaya kalkarsa köyde nüfus patlaması olur maazallah. Hamide kız. Sakın sen yalancı gibi olmayasın he? Paparazlardan mı gördün bunu he? Podyumları bıraktım çocuk yapmaya karar verdim. Hamileyim Bekir'im. Alışsan iyi olur. Alışamam Hamide alışamam. Bana bak sen bu çocuğu doğur. Ben de bunu cami avlusuna bırakmazsam ne olayım he? Kadersiz bebeğim küçüğüm benim. Hadi kız bırak şu küçüğe bırak gözyaşlarını yemez de. Amca hala çözemedin mi şifreyi? Kolay bilen şifre çözmek he? Bu ecüş bücüş şekillerin hepsinin bir anlamı var. Önemli olan haritayı doğru okumak değil mi? He? Seni şifrecilik içinden alıyorum Bekir. Amcam süper şifre uzmanıdır Kezban yenge. Birazdan çözecek merak etme. Sus lan filmci. Topunuzun ağzını bir şifreleyeceğim. Nostradamus gelse açamayacağım. Sabır. Sabır. Sabır define aramanın en önemli unsurudur. He? İşte hazineyi görüyorum. Kesin burada bir yerde. Şöyle. Kız Hamide ağırlık yapma. Hem iki canlısın. Çekil hazinenin üstünden. Çekil. Hadi. Hadi bakalım herkes iş başına. Dur oğlum. Dur. Dur. Toprağa karşı nazik ol biraz. Toprağı incitmeden yavaş yavaş gazacaksın ki aşağıdaki hazineler zarar görmesin değil mi? He? Altın kalbi kocam benim. Salim. Salim. Sen çalgıcıların tarafına geç. Ne olur ne olur. Ana ben geçseydim. Sülbiye elektrikleniyorum. Haberin olsun çarparım ha. Cemile kızım. Sen de muhtar ve ahalisin tarafına geç. Ne olur ne olmaz. He. Ben geçmeseydim. Kazmalar elimizde. Uzun iptalimizde. Hacerim tadını boğularsan benimle evleneceksin. Ercep, zaten sinirlerim tepemde. Allah aşkına bir kere de dolaşma ayağımın altında ya. Git şuradan ya. Tamam tamam. Buradayım ben. Merak siz kaçın ya durun. Ben muhtarlığı açmaya gidiyorum. Malum görev görevdir. Hadi bak gel. Evet. Bekir'im ben Demine, kazanıyorum. Demine sen de kaz. De gel lan. Ay pardon. Aha! Gördüğün gibi muhtar hanım gene gecikti. Öğlene kadar açsa bari. Bizim de işimiz gücümüz var. Haklısın tabii. Burası bir devlet kapısıdır. Zamanında açılmalıdır. Bunun hesabını ondan sormalıyız. Aha. Gene ne var Simetri? İşlerinizi aksattığınız için sizi protesto ediyoruz Bayan Pekmezci. Sizi teftiş kuruluna ihbar edeceğim haberiniz olsun. Bana bak Simetri.
Ablama yaptıklarını unuttum sandım. Çok olmaya başladın sen ha. Konuyu değiştirmeyin bayan pekmezci. Simetri Bey doğru söylüyor. Kezban yenge, muhtarlığa hiç uğramıyorsun. Sen de bu delinin aklında mı uyuyorsun? Bu adam kafadan çatlak. Şu halinize bir bakın. Kılık kıyafetiniz bile bir muhtara uygun değil. Sen beni Etiler muhtarı sandın galiba Simetri Efendi. Ben köy muhtarıyım, köy. Pek de farkınız olduğu söylenemez. Korsanlar gibi hazine peşinde koştuğunuzu bilmiyorum, sanma. Bunu devletin yüce mahkemesine açıklayacaksınız. Define avını bırak da işimizi yap Kezban yenge. Çok doğru. Şunu bütün köylü biliyor. O hazine okul için harcanacak. Ben bu köyü düşünüyorum ama kıymet bilen yok. Heh. Bunları önce külahıma, sonra yüce divan anlatırsınız artık. Seni jandarmaya şikayete gidiyorum. Görürsün sen. Heh. Git git Asimetre. Ben seni uzaylı akrabalarının yanına göndermeden kendin git. Hacer altını buldu. Hacer altını buldu. Ne? Gördüm, cebine sakladı. Altınlar nerede Hacer? Nerede? Aa, üstüme ilik sağlık. Ne altını be? Gördüm. Gördüm. Vallahi cebine sakladı. Kardeşime iftira atma Cemile, kafanı kırarım. Hadi abla kardeş, yalan atmayın öyle. Kesin saklamıştır. Ne cindir o, ne cin. Hacer, eğer o altınlar cebinden çıkarsa fena olur ama bilesin. Sen... Gel hadi gel. Hadi. Gelsene. Hacer, bize hadi söyle gel, bari. Gel. Nereden buldun bu altını? Söyle yerini. Hadi kızım. Vallahi ya. Hepiniz paranoyak olmuşsunuz. Altın falan bulmadım ben ya. Baba sen de uyma bu çalgıcılara. Arena mı burası ya? Yeter artık kavga ettiğiniz. Lafı gümbürteye getirip altınları cebe dolduracaktınız, değil mi? Hay altınız batsın. İnanmıyorsanız arayın üstümü. Hadi göster. Bak, yok gördün mü? Aldınız mı ağzınızın payını? Bir de ben arayayım. Ara bakalım. İşte buldum. Altın. Bu ne Hacer? İşte gerçek altın. Bak. Salak. O benim beşi bir yerde mi üçüncüsü? Aha bak, diğerleri de burada. Aman. Allah Allah. Az önce kazma sallarken koptu. Ben de aldım cebime attım. Kız zekalı Cemile, ne olacak? Salak Cemile. Bakın. Boş yere kızın günahını aldınız. Suçsuzluğun belli oldu Hacer. Artık özgürsün. Hadi kaçalım hadi. Hacer, zaten sinirliyim. Allah aşkına git şuradan ya. Git başımdan. Necek be. Aman bu ne hal? Kaç saattir bulamadınız mı lan Define'yi? Kolaysa gel kendin bul. Define arıyoruz, yer alması değil. Hani bu senin işindi? He? Harita uzmanı değil misin sen? Senin görevine son veriyorum Bekir. Bekir'im, neyiniz karısı değil miyim ben şimdi? Kezban'ım, kas kas çıkmıyor. Hazine burada değil. Bak. Ülen Salim, kazdığı yeri iyi belli. Seni gömeceğim içine. He? Aman. Ya anne kızma ya, yok işte biz ne yapalım? Yok işte yok. Yer yarıldı, içine girdi. Vallahi yok. Ya Kezban, en iyisi vazgeçelim. Tarihimiz yokmuş, ne yapalım? Kuş beyni sağ. Ölmek var dönmek yok. Evet. Ver kuşu kazmayı. Harita nerede? Al burada. Al. Ver. Ver şunu. Hani bakayım bakayım. Tut kız şunu. Ben de bakayım. Aman. Bu benimle Hacer'imin gelecekteki evimizin planı. Ne işi var burada? Ne diyorsun lan deli? Bizim evimizin planı. Ne? Ne işi var? Sen ne diyorsun ya? Bu evi ben çizdim. Bu abuk sabuk şeyi sen mi çizdin yani? He, güzel olmuş mu? Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramam. Bu deliye mi inanacaksınız? Ver şu kazmayı bana. Hmm.
Şu curamın telinde bülbül öter dağ.